Evet, merhabalar efendim, iyi akşamlar. Ana Haber'desiniz ve işte Yüksek Seçim Kurulu'nun basımı için onay verdiği Cumhurbaşkanlığı oy pusulası hemen burada. Yani 14 Mayıs'ta sandığa gittiğinizde karşınıza çıkacak oy pusulası kimin hangi sırada olacağı zaten hatırlayacaksınız. 1 Nisan'da kurayla belirlenmişti. Ondan sonrasında da buradaki fotoğraflar adayların YSK'ya sunduğu vesikalıkları. Neler dikkatimizi çekiyor? 1. sırada Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan var. 2. sırada Memleket Partisi lideri Muharrem İnce duruyor. 3. sırada Millet İttifakı adayı Kılıçdaroğlu yer alıyor ve 4. sırada Ata İttifakı adayı Sinan Oğan var. 4 aday da koyu renk takım elbiselerini giymişler ve beyaz gömlekliler. Şöyle bakalım, İnce ve Oğan'ın kravatı mavi diye görebiliyoruz ve desenli. Kılıçdaroğlu'nun kırmızı düz bir kravat tercih ettiğini görüyoruz. Erdoğan'ın bordo ve desenli bir kravat gibi görüyoruz burada. Evet efendim, şimdi devam edelim. Meydanların dilinden en iyi bu fakir anlar, yürüyün diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Dün akşam canlı yayında kazanacağınızdan emin misiniz sorusuna bu yanıtı verdi. 1. tur mu, 2. tur mu yorumlarına karşı da yine millete adres gösterdi. Erdoğan aynı yayında bir daha imar affı olmayacağını da ilan etti. Seçim sonrası bunu affedilmeyecek katalog suçlar arasına alacağını söyledi. Ekonomi politikaları üzerinden IMF ile ilgili bir yorumu da çok dikkat çekiciydi. İşte o açıklamaları. Siz kazanacağınızdan emin misiniz? Ne demek? Benim her zaman bir tezim var. Meydanların dilini herhalde mevcutların içerisinde en iyi bu fakir anlar. Kazanacağınızdan emin misiniz sorusuna yanıtı böyle oldu. İstanbul'daki Bağcılar ve Pendik mitinglerini hatırlattı, meydanların dilini özetledi. Meydanların dili bize yürüyün diyor, yürüyeceksin, millet yürüyecek arkandan diyor. Şu anda meydanlarda bunu görüyorum. Yani bunu Bağcılar'da gördüm, bunu Pendik'te gördüm. Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında seçimlere ilişkin son durumu anlattı. Cumhurbaşkanlığı yarışında 1. tur mu, 2. tur mu hesaplarına karşı da millete adres gösterdi. İnşallah milletim hiç işi zora sokmadan bitirecektir diye inanıyorum. Erdoğan ilk kez seçim sonrası imar affı ile ilgili yapacağı düzenlemeyi de duyurdu. Anayasanın aklında kaldığı kadarıyla 50. maddesi olsa gerek, orada böyle bir affedilemeyecek suç var. Evet. O da yerini alacak ama biz onunla daha da köşeye sıkıştıracağız. Çünkü bu işin affı olmaz. Ekonomi politikaları üzerine konuşurken de sözü Uluslararası Para Fonu IMF'ye getirdi. Ve 2013 bunlarla biz işi bitirdik. Bakın ondan sonra kaç kere CHP hep meydanlarda IMF'le ilişkiler tekrar kurulmalı gibi bütün bu propagandaları yaptı. Biz kurduk mu? Kurmadık. Kurmayız. Asla kimseye de tavsiye etmem. Çünkü IMF'e eğer uçkuru kaptırırsanız yandı keten elvan. Cumhurbaşkanı şu anda Merkez Bankası'nın muhtaç değil, finansı yönetebilir bir durumda olduğunu söyledi. Seçimden sonra çok daha güçlü bir şekilde yola devam edileceğini vurguladı. Seçimlere sayılı günler kala CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili tedirgin eden bir iddia ortaya atıldı. Gelecek Partili Selçuk Özdağ, Kılıçdaroğlu'na yönelik bir suikast girişimi olabileceğini öne sürdü. CHP'den de o iddia için duyumlar almadığımızı söyleyemeyiz açıklaması geldi. Ve çakallar, siz mi beni korkutacaksınız? Sizin önünüze diz çöküp yaşamaktansa... Ayakta ölmeyi tercih ederiz. Daha önce defalarca dile getirdi tehdit edildiğini. Aynı iddiayı bu kez ittifak ortağı bir partinin kurmayı gündeme taşıdı. Kılıçdaroğlu'na saldırı olabileceğini söyledi. Ben Sayın Kılıçdaroğlu'nun korumalarının çok ciddi olduğunu görmüyorum. Böyle ya kendisi istemiyor veyahut da ciddi şekilde bir devlet az koruma veriyor. İddianın sahibi Gelecek Partili Selçuk Özdağ. Kılıçdaroğlu'na yönelik suikast girişimi ihtimalini daha çok düşünmek gerekiyor dedi. CHP'nin koruma ekibine tedbirleri arttırın diye seslendi. Ve artık son aşamaya geldik. Silah ve suikast tehditleri. son uyarılarını yapıyorlar akıllarınca. CHP'den de Özdağ'ın iddialarını doğrular nitelikte açıklama geldi. Üstelik Kılıçdaroğlu'na en yakın isimlerden biri Başdanışmanı Erdoğan Toprak'tan. Duyumlar almadığımızı söyleyemeyiz dedi Toprak. Bizim arabayı alacak. Geçtiğimiz ay benzer bir iddiayı eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Alaaddin Aldemir de gündeme getirmişti. Bir mafya grubunun üzerinden Sayın Kılıçdaroğlu'na bir hamle yapılacağıyla ilgili duyumlarım var. Devlet görevlilerini göreve çağırıyorum. Bunun üzerine emniyete çağrılıp bilgi sahibi sıfatıyla ifade vermişti. İYİ Parti lideri Meral Akşener seçim ziyaretini şampiyonluk coşkusu yaşayan Samsun'a yaptı. Hem Kılıçdaroğlu hem de partisi için oy isteyen Akşener, bu seçim parlamenter sistemin konuşulduğu son seçim diye seslendi. Seçimi Erdoğan kazanırsa ne olacak sorusuna da yanıt verdi. Genel Başkanımız, müstakbel Başbakanımız Meral Akşener dün gece Süper Lig'e çıkmayı garantileyen Samsun Spor'umuza Süper Lig'de başarılar diliyor. Bu kez adres şampiyonluk sevinci yaşayan Samsun'du. Hem Akşener hem de kurmayları Samsunspor'un atkılarıyla girdi şehre. İYİ Parti lideri takımları Süper Lig'e çıkan Samsunlulardan siyaset liginden birinci çıkmak için oy istedi. Şimdi sizden Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sayın Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti'mize oy istiyorum. Daha önce esnaf ziyaretleri yaptığı caddede bu kez otobüsün üzerindeydi İYİ Parti lideri. Başbakan Meral sloganları eşliğinde konuştu. Bu son seçim diyerek uyardı herkesi. Bu seçim parlamenter sistemin konuşulduğu son seçim. Velev ki Sayın Erdoğan kazandı son seçimi. Partisinde kimseyi bırakmadı. Bu tarafta büyük haksızlıklara uğramış, büyük bir öfkeli kitle oluşacak. Bir haftada 36.000 imza atmak zorunda olan bu ucube sisteme tekrar başkan seçeceğiz. AK Parti'nin seçim vaatlerini de eleştirdi Akşener. En çok da kamuya iş alımında mülakat kaldırılacak sözünü. Mülakat derhal kaldırılacak. Ya aradan geçen günler üzerinde şimdi mülakatın ne menen bir şey olduğunu söylüyorlar. Hakkı olanın kazandığı, dayısı ayısı olanların kaybettiği bir düzen kurulacak. İYİ Parti lideri Samsunlulardan sandığa gitmelerini, gittikleri sandıklara da sahip çıkmalarını istedi. Herkesin sandığa gitmesini istiyorum. Her bir arkadaşımın, her bir kardeşimin yanında iki kişiyi sandığa götürmesini istiyorum. Sandık başında görev almalarını istiyorum. Sandık başlarında abidik gubidik işlerin önlenmesini istiyorum. Türkiye'mizin müstakbel başbakanı. Siyasette bugünlerde köken tartışması yapılıyor. Büyük Birlik Partisi lideri Mustafa Destici, Yugoslavya göçmeni tip genel başkanına Tito artığı dedi. Erkan Baş, hakaret bana değil, milyonlarca göçmenedir yanıtını verdi. Rumeli Türkleri Derneği de Destici'ye tepki gösterdi. Bütün nimetlerinden faydalandığınız Türkiye Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün de o topraklarda doğup büyüdüğünü bilmeniz gerekirdi açıklamasını yaptı. Adam, Tito artığı. Şimdi insanlarınızı sizde. Adam, Tito artığı. Senin gerçek soyadın ne? Rusovic. Burada neyi kullanıyorsun? Başı kullanıyorsun. Kim o? İşte soyadı baş olan siyasetçi kim? O siyasetçi Türkiye İşçi Partisi lideri Erkan Baş. Destici Baş'ı kökeni üzerinden eleştirdi. Açıklamaları siyasette ırkçılık tartışmalarını beraberinde getirdi. Gerçeğin toplumdan gizlenilmesini doğru bulmuyor. Baş ailesi Yugoslavya'daki milyonlarca Türk gibi işçi olarak önce Almanya'ya göç etti. Baş Berlin'de doğdu ama Destici'nin iddia ettiği gibi Almanya'da istihbarat servislerinin kontrolünde değil, İstanbul'da göçmenlerin yoğun olarak yaşadığı Bayrampaşa'da büyüdü. Zaten bu da sır değil. Erkan Baş hem Wikipedia'daki biyografisini hem de kitabının ön sözünü yayımladı. Bu şahsı ciddiye almam ama burada mesele ben değilim. Hakaret edilen ülkemizdeki milyonlarca Yugoslavya göçmenidir. Ajan diye itham edilen Almanya'da doğmuş milyonlarca işçi çocuğudur. İşte ırkçılık budur. Gizleniyor dediği bilgilere ise herkes kolaylıkla ulaşabilir. Irkçılık komploculuktur. Irkçılık sahtekarlıktır. Bu da basit bir örneğidir notunu düştü. Bizler grevimize sahip çıkmaya devam edeceğiz ve hakkımız olanı alana kadar da mücadelemizi sürdüreceğiz. Destici bu tepki çeken açıklamaların ardından Haber Global yayınındaydı. Geri adım atmadı, suçlamalarına yenilerini ekledi. Bunlar Marksist, Leninist, dinsiz bir zihniyeti savunuyorlar. Desticinin Tito artığı sözüne Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği'nden de tepki geldi. Açıklamada hiçbir şey bilmiyorsanız en azından bütün nimetlerinden faydalandığınız Türkiye Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün de o topraklardan doğup büyüdüğünü bilmeniz gerekir denildi. Dernek bu sözlerin kendilerini yaraladığını, özür beklediklerini belirtti. O özür gelmedi. PKK'nın siyasi partisiyle, PKK ile, DHKPC ile kol kola siyaset yaparken onunla ilgili bir açıklama yaptınız mı? Onu yapmamışlarsa bunu hiç yapamazlar. Desticinin açıklamalarına bir tepki de İstanbul Anadolu Yakası Bosna Sancak Derneği'nden geldi. Türkiye'nin en önemli sorunlarından biri halkımızın birlik ve beraberliğini bozan Sayın Mustafa Destici gibi siyasetçilerdir. CHP'li Özgür Özel'in paylaştığı video yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Adıyaman programına konvoysuz minibüsle giden Millet İttifakı liderlerinin görüntüsünü paylaştı. 15 Mayıs'tan sonra şatafatı bitireceğiz dedi. Karşı atak Bakan Varank'tan geldi. Varank, Kılıçdaroğlu saati $12.000 olan bu uçağa bindi ve Adıyaman'a gitti. İşte takiye tam olarak budur dedi. Cumhurbaşkanı dediğiniz mütevazidir. 16 Cumhurbaşkanlığı uçağını satacağım. 14 Mayıs'tan israf bitecek. Bizim öyle lükse falan ihtiyacımız yok. Cumhurbaşkanı dediğiniz mütevazidir. Kılıçdaroğlu miting alanında söz verdi. Özgür Özel videoyla destekledi. Sayın Kılıçdaroğlu ve Sayın Akşener 2018 model bir Sprinter'la Adıyaman'da ilerliyorlar. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tartışmaya tam bu noktada dahil oldu. 16 Cumhurbaşkanlığı uçağını satacağım, yangın söndürme uçakları alacağım. Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerini alıntıladı. Liderlerin Adıyaman'a gittiğini iddia ettiği uçağın fotoğrafını Yedili Kaos Koalisyonu'nun adayı Kılıçdaroğlu bu akşam saati $12.000 olan bu uçağa bindi ve Adıyaman'a gitti. İşte takiye tam olarak budur notuyla paylaştı. Bu Adıyaman ne konvoylar, 100 araçlı lüks araç konvoyları gördü. Minibüste tüm koltuklar doluydu. İki lider yan yana oturdu. Cam kenarında Kemal Kılıçdaroğlu vardı. Hemen ön koltukta da Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş oturuyordu. Adıyaman'da Saadet Partisi'nin iftarında Millet İttifakı'nın 6 lideri buluşacak. Varank kendisine gelen eleştiriler üzerine bir mesaj daha paylaştı. Benim vergilerimle diyerek cümleye başlayıp tutarsızlığın daniskasını yapan müzmin muhalifler için bir kez daha yazayım. Kılıçdaroğlu'nun aldığı $74.000 milletvekili maaşını, $49.000 emekli maaşını, partisine yapılan $1.044 milyon hazine yardımını da vergilerimle ben ödüyorum. Ne olacak şimdi diye yazdı. 14 Mayıs'tan sonra israf bitecek, 14 Mayıs'tan sonra şatafat bitecek diyenlerin bugünkü hali bu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müsvedde dediği o profesörün kim olduğu ortaya çıktı. Meğer yer bilimci Profesör Naci Görür değil, hukukçu Profesör Ersan Şen'miş. Profesör Görür zaten Cumhurbaşkanımızın beni kastettiğini sanmıyorum demişti. Bu haberi alır almaz da işte hakikat diyerek Ersan Şen'in videosunu paylaştı. Neymiş? Domates, patates. Vah zavallı. Çok arkadaşımız bunları söylediler. Ya bu adam prof. Müsvedde bu. O halde mümkün mü yani? Öncelikle senin profesörlüğünden bu millete ne gelir ya? Hiç. Ya insan hakaret ettirir mi ya? Erdoğan'ı kızdıran o profesörün kim olduğu ortaya çıktı. Profesör Doktor Naci Görür'ün üstünden büyük bir yük kalktı. Anlatıyorsun. Sen bütün nüfusu aç diye söylüyorsun. Bilmem ne gazı. Bak, tamam çok güzel de bu milletin cebine. Şöyle desen haklı. 200 lirayla utan ya, 1 kilo et, 1 kilo kaçak 1 lira ya. Ya niye alternatifsiz? Bir televizyon kanalında bir prof. Ne dese beğenirsiniz. Prof ha. Neresi beğenirsiniz? Köprü yapmakla, baraj yapmakla, havalimanları yapmakla bu iş çözülmez. Soğan, patates kaç para onu söyle. Bu adam profesör. Cumhurbaşkanının eleştirilerinden sonra gözler ilk yer bilimci Naci Görür'e çevrilmişti. Çünkü sık sık eleştiriyordu o projeleri. Ama ifadelerinde ne domates ne de patates geçiyordu. Millet olarak biz ne yol istiyoruz, ne havaalanı istiyoruz, ne köprü istiyoruz, ne kanal istiyoruz. İstediğimiz halkın can güvenliğinin sağlanması. Erdoğan'ın sözlerini üstüne alınmadı. Nezaketle Cumhurbaşkanımızın beni kastettiğini sanmıyorum. Ben asla böyle bir şey söylemedim dedi. Çok geçmeden de sosyal medya hesabından işte hakikat diyerek bir başka profesörün sözlerini paylaştı. O isim hukukçu Profesör Doktor Ersan Şen'den başkası değildi. Milletin kızdığı peynir, ekmek, süt, yoğurt, et diyorum. Orası diyor ki yollar, köprüler, havalimanları onlarla ya millet havalimanı köprü yol mu yiyecek? Ya herkese zor. Top şimdi Görür'den Şen'e geçti. Şen ise şu an için Erdoğan'ın sözleri karşısında sessizliğini koruyor. Yerine göre. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sonra kabine üyeleri de makam aracı olarak toglarına kavuştuğu trafikteki tecrübelerini sık sık paylaşıyorlar. En son görüntü İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan geldi. Soylu direksiyonda olduğu toga gençleri aldı. Onları gidecekleri yere bırakırken kırmızı ışıkta durunca gençler bu anı kaçırmadı. Ya kırmızı ışıkta duran bakan mı olur ya? Normalde dururuz. Arka koltuktan gelen tespite biraz da sitemkar oldu yanıtı. Ama onlar gençti ve togla gezmek isteyince kıramadı. Sizin hayranınız yatıyor, kalkıyor Süleyman Soylu. Biliyor artık, evet. Öğrendik, birbirimizi yaşasın. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sonra kabine üyeleri de tek tek makam aracı toglarına kavuştu. Hepsi de sürücü koltuğuna geçip deneyimlerini sosyal medyaya paylaştı. Türkiye'nin yerli ve milli otomobil yapma sevdasının, arzusunun ürünü. Bayağı iyiymiş bu arada. Göründüğünden çok daha güzel. Bize mavi gemlik göndermişler ama güzel renk bu da. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu TOG'u teslim aldıktan sonra sadece bu 3 kare fotoğrafı çektirdi. Sürücü koltuğundaki macerasını ise aracı aldığı gençler paylaştı. Bir de sizi fark etse de. Soylu trafikteyken TOG'la gezmek isteyen gençleri geri çevirmedi. Onları gidecekleri yere kadar bıraktı. Sayın Bakanım, taksiciler size bakıyor, el sallayın isterseniz. Kırmızı ışıkta durunca gençlerin yorumuna da böyle cevap verdi. Ya kırmızı ışıkta duran bakan mı olur ya? Normalde dururuz. Belediye başkanlarının düğünlere gitmesi normal, takı takması o da normal ama Kocaeli'nin Derince Belediye Başkanı'nın bu konudaki uygulaması tartışma yarattı. İddiaya göre başkan gittiği düğünlerde taktığı takıları belediye kasasından karşılıyor. Bunda ne var? Halktan toplanan paralarla evli çiftlere destek oluyor da denebilir ama iddia o ki belediye başkanı AK Partili siyasetçilerin çocuklarına taktığı altınları da belediye kasasından almış. Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin'in kızının düğün cemiyeti. Belediye kasasından takı takılıyor. Belediye kasasındaki parayla AK Partili siyasetçilerin düğünlerinde takı takıldı. Kendi cebinden desin, vatandaşın parasını niye kullanıyor? Tartışma işte tam da bu yüzden çıktı. Derince Belediye Başkanı katıldığı düğünlerde takı taktı ama o takıların parası belediye kasasından karşılandı. Yani halktan toplanan paralardan. Ya bunu ilkokul öğrencisine sorsanız da biliyor ne yapılması gerektiğini. Bir yere hediye götürüyorsa cebinden olacağını herkes bilir. Kendi parasıyla almalı çünkü sonuçta kendi adına taktığı için. İzmit Belediyesi'nde denetim raporları toplantısı yapılıyordu. Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet bir rapor paylaştı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Sarıgül'ün nikah cemiyeti. Belediye kasasından takı takılıyor. Belediye başkanları kendi ilçelerindeki düğünlerde takı takabiliyor, bu takıyı da belediye kasasından karşılayabiliyor. Ancak Derince Belediyesi bu kuralın sınırlarını bir hayli genişletti. Daha da kötü bir şey söyleyeyim. Halit Çokan'ın çocukluk arkadaşının kızının düğünün cemiyeti takı takılıyor belediye kasasından arkadaşlar. Denetim raporundaki muhalefet şerhinde başkan ilçe sınırları dışındaki cemiyetlerde kendi imkanlarıyla takı takmalıdır. Bu konuda taraflı davranıldığı görülmektedir denildi. Vatandaşın güvenli limanı altın rekor üstüne rekor kırıyor. Piyasalarsa altının yükseliş hızına yetişemiyor. Dün 1290 liradan satılan gram altın bugün 1300 liradan satılıyor. Peki altın neden bu kadar yükseliyor? Yükseliş ne kadar daha sürer? Detayları haberimizde. 2023 yılında altın rüzgarı sert esiyor diyebiliriz. Altın güvenli liman. Sene sonuna kadar 2000 TL'lere bulacak gibi duruyor. Yükseldikçe yükseliyor. Piyasalarda altın rüzgarı esiyor. Dün gözler Amerika'da açıklanan enflasyon verilerindeydi. Açıklanan veriler sonrası herkesin gözü altının ne yönde seyredeceğindeydi. ABD verilerinin açıklanmasının ardından altında yükseliş yaşandı. Enflasyon beklenti 5.2 idi. Önceki 6 idi ve 5 geldi. Veri gerçekten beklenenin çok altında geldi. Altın tabii ki her zaman kazandırır, yani uzun vadede şu ana kadar hiçbir zaman zarar ettirmedi. Altının hızına kimse yetişemiyor. Rekor üstüne rekor kırıyor. Dün gram altın almaya kuyumcuya geldiğimizde bakalım ne kadar ödememiz gerekiyordu? 1290 lira. Bugün gram altın almaya geldiğinizde ise 1290 lira yetmiyor. Bugün 10 lira daha üzerine koymanız lazım. Yani 1200 lira gram altının fiyatı var şu anda. Çok yükseldi, aşırı yükseldi. Yani ayda 2 tane alacağımızda şu anda bir taneyle yetiniyoruz. Peki saat 13 itibariyle serbest piyasalarda altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın 2150, yarım altın 4300, tam altında 8600 lira fiyatı var. Talep alma yönünde tabii ki, herkes ister istemez alım yaparak yatırımlarına, yastık altlarına devam edecek gibi duruyor. Altının yükselişi tam da düğün sezonu başlangıcına denk geldi. Kimi takacağı altını aylar öncesinden aldı. Ancak alamayanlarsa kara ne takacağını düşünüyor. Ben hazır etmiştim Allah'tan Ocak ayında. O yüzden takacağım altın için bir sorun yok şu anda. Yani bir de bazıları evleniyorlar, boşanıyorlar falan, sonra olan bizim altınlar oluyor. Peki altındaki bu yükseliş daha da devam eder mi? Altının muhtemelen Haziran aylarında 1350-1400 aralığına tam olarak oturmasını ve kademeli olarak 1600 ve sene sonuna kadar da TL bazında 2000 TL'leri görmeyi düşünüyoruz. Değil mi? Milli voleybolcu Ebrar Karakurt'un takım arkadaşı Giulia Ituma İstanbul'da kaldığı otelin önünde ölü bulundu. 19 yaşındaki İtalyan oyuncunun 6. kattaki odasından düştüğü belirtiliyor. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken İtalyan takımının oyuncuları büyük şok yaşadı. Ölmeden önceki son anlarıydı İtalyan voleybolcunun. Takım arkadaşlarıyla kaldığı otelin 6. katından düşerek can verdi. Koridorda yürüyor, bir yandan telefonuna bakıyordu. Görünen o ki morali bir hayli bozuktu. Oh, superb hit from the teenager. What an introduction to the game. Genç voleybolcu Giulia Ituma'nın takımı İtalyan Igor Novara dün Eczacıbaşı Dynavit'le Şampiyonlar Ligi yarı finalinde karşı karşıya geldi. Ituma'nın takımı maçı 3-0 kaybederek elendi. It's down, it's over. And Eczacıbaşı have won a quite fantastic volleyball match. Voleybolcu Ebrar Karakurt'un takım arkadaşı Giulia Ituma daha 19 yaşındaydı. Takım arkadaşlarıyla birlikte Üsküdar'daki bu otelde konaklıyorlardı. Ancak sabaha karşı hem takım arkadaşları hem de otel çalışanları korkunç bir manzarayla karşılaştı. Maçın ardından İtalyan ekibi spor salonunun hemen yanındaki otele geldi. Giulia Ituma koridorda elinde telefonla yürüyordu. Bir ara kendinden geçmiş halde yere çöktü. Bir süre oturduktan sonra telefonuna bakıp tekrar ayağa kalktı. Odasına girdi. Korkunç olay da o andan sonra yaşandı. Ituma otelin 6. katında takım arkadaşıyla birlikte kalıyordu. O sırada pencereye çıktı. Önce restoranın çatısına, ardından da yere düştü. Genç voleybolcu sabah 5 sıralarında hareketsiz bir şekilde yatarken bulundu. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Giulia Ituma'nın kaldığı otelin penceresinden düştüğü tespit edildi. Takım arkadaşı Ebrar Karakurt arkadaşını o halde görünce yıkıldı. Giulia Ituma kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polisin olayla ilgili çalışması sürüyor. Polis ekipleri çalışmalarını sürdürürken İtalyan Novara takımı otelden ayrıldı. Ebrar Karakurt'un da aralarında olduğu oyuncular büyük üzüntü içinde Türkiye'den ayrıldılar. İtalyan takımı Giulia Ituma'nın erken ölümü derin bir acı uyandırdı açıklamasını yaptı. İtalyan televizyonu Rai, genç voleybolcunun ölüm nedeni net değil, intihar tezi dışlanmıyor dedi. İstanbul'da vicdansız bir baba önce sokak ortasında eşini dövdü, yetmedi, 5 aylık bebeğini yere fırlattı. O talihsiz bebek yaralandı, çift bebeğin haline bakmadı bile, kavgaya devam etti. Polisler çifti gözaltına almıştı, sonra ikisi de serbest kaldı. Talihsiz bebek de koruma altında. Sen bunu istiyorsun. Ama ikisi sıkıntılı abla. İkisi evimi yaktılar. Tamam. Ne kadar da güzel ya. Tamam sen de haddini bil. Eşini dövdü, 5 aylık bebeğini kucağından aldı, yere attı. O anlara tanık olanlar bebeği yerden aldı, kucakladı. Çift bebeğin halini merak bile etmedi. Kavgaya devam etti. Ay gerçekten. Bebeğin... Ay, kafası yarılmış. Arasanıza polisi. Çocuğun kafası yarılmış. Babanın şiddetinden dolayı anne de erken doğum yapmak zorunda kalmış. Burası Küçükçekmece. Çift iddiaya göre uyuşturucu bağımlısıydı. Yolda tartıştılar. Bağımlı baba önce eşine saldırdı. Sonra da 5 aylık bebeğini yere attı. Bana vurmaya. Tamam, baba anneyi ilk önce darp ediyor. Sonrasında bebeği fırlatıyor yere. Ahmet, gidin sağlık hocam ya. Bu çocuğun neyi var? Çocuğu yere mi attınız? Bir dakika, ne yapıyorsunuz? Bebeğin durumuna bakmadılar. Bunlara da Allah çocuk veriyor işte. Olur böyle. Bu yeni değil ki. Ay yazık, günah, vallahi günah, bebeğe günah. Talihsiz bebeğin babaannesi de olay yerine geldi. Senin enişten, senin kızın olsa yanında. Bir ayrılır mısınız? Bir ayrılır. Bebeğe yazık ama şu an önemli olan bu. Kadın kafası iyi değil ha. O kadar bağırış çağırış oldu orada. Hiçbirine tepki vermedi bebek. Çevredekiler hem polise hem de sağlık ekiplerine haber verdi. Çift gözaltına alındı. Yaralanan bebek de hastaneye kaldırıldı. Ay, kafası yarılmış. Gözaltına alınan çift serbest kaldı. Bebek de koruma altında. Bana vurmaya. Hayal burada bebek. Tamam, şikayet oldu. İndirimin adı bile yetti. Karaman'da montların indirime girdiğini duyanlar mağazaya akın etti. Mağaza çalışanları montları kalabalığın üstüne attı. İzdihamda gülerek kaydetti. İbretlik o görüntüler geliyor ekranlarınıza. İndirimdeki montları kalabalığın üstüne attı, kaçtı. Mağazadakiler bedenine bile bakmadı. Montları kapmaya çalıştı. Çalışanlar da o anları gülerek kaydetti. Ben de bize bakıp bakıp güldüğünüzü çekeyim. Görüntüler Karaman'da bir alışveriş merkezinden. Mağaza indirim yaptı, içerisi doldu taştı. Sezonu geçti ama herkes montların peşindeydi. Bu iki çalışan depodan aldıkları montlarla mağazaya döndü. Mağazadakiler onları bekliyordu. Bu kadın çalışan montları attı, hemen kaçtı. O anları gülerek kaydettiler. Ben de bize bakıp bakıp güldüğünüzü çekeyim. Mont almak isteyenler yerde sürüklendi. Mağaza çalışanlarını gülerken görenler isyan etti. Ben de bize bakıp bakıp güldüğünüzü çekeyim o zaman. Ayıp oluyor ama. Çok ayıp oluyor ama. Tansiyon bir anda yükseldi. Siz de bizi böyle yapıp siz kapatacaksınız. Siz hadsiz bir şekilde az önce siz bak elinizle telefonla bizi çektiniz. Oraya o şekilde yığılmayı yapıyorsunuz. Sonra videomuzu çekip arkadan gülüyorsunuz. O izdiham indirimdeki ürünler bitene kadar devam etti. İstanbul'un orta yerinde Güngören'de bugün faciadan dönüldü. 5 katlı bir bina park halindeki 5 aracın üstüne çöktü. O bina kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılmıştı. Yıkım kararı da vardı. Bina sakinlerinin ise yıkıma engel olmak için dava açtıkları ortaya çıktı. Yani iptalini istedikleri o yıkım kararı aslında hepsinin hayatını kurtardı. Bina kendi kendine çöktü. Toz, duman aynı böyle ya. Televizyonda o Maraş tatilde gördüğümüz aynısı. Bir anda durup dururken büyük bir gürültüyle çöktü. Herkes deprem paniği yaşadı. 5 araç çöken o binanın altında kaldı. Felaketin eşiğinden dönüldü. Bravo! Burası Güngören. 5 katlı o bina çürüktü. Çifte deprem felaketi sonrası kentsel dönüşüm kararı verildi. Binanın elektriği, suyu kesildi, daireler boşaltıldı. Çürük binada yaşayanlar yıkım kararının iptali için dava açmıştı. Bina çökmüş aracın üzerine, aşağıdan yaralı sayısı falan belli değil. Bir ay, bir buçuk ay önce burayı yaptılar, boşalttılar. Her gelen buradan bir şey almaya başladı. O karar alınmasa, bina boşaltılmasa hepsi enkaz altında kalacaktı. Park halindeki araçlarda bir kişi vardı. O anlara tanık olanlar kurtarma çalışmasına katıldı. Gören Sanayi Mahallesi, aracın üstüne inşaat çökmüş. İş makinesiyle beton blokları kaldırdılar. Kolonla çekiyor ya. Aracın içinde kalan Emre Öztürk'ü kurtardılar. Bravo! Güngören Malazgirt Caddesi'nde öğle saatlerinde kentsel dönüşüm için boşaltılan bu binada çökme meydana geldi. Çökme sonrasında 5 tane araç hasar alırken bu aracın içerisinde sıkışan bir kişi ekiplerin yardımıyla kurtarıldı. Öztürk'ün durumu iyi. Şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Yüz binlerce kişinin bilgilerini çalan ve o bilgileri dolandırıcılara satan hacker çetesine 11 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Özellikle üst düzey kamu görevlilerini kıskacına alan örgüt sahte mail gönderiyor ve bu mailleri açanların tüm bilgilerini çalıyordu. Siber suçlarla mücadele ekipleri düğmeye bastı. 20 kişilik hacker çetesine darbe vuruldu. Şirketler ve üst düzey kamu görevlerini hedef alan hackerlar Diyarbakır merkezli 11 ilde düzenlenen kalkan operasyonuyla yakayı ele verdi. Çete sahte mail yoluyla kişinin bilgilerini ele geçiriyor ve dolandırıcılara satıyordu. Sahte maillere bir anlık dalgınlıkla tıklayanların kimlik, adres, kredi kartı bilgileri çetenin veri tabanına düşüyordu. Bilgiler bir başka dolandırıcı grubun eline geçiyordu. Yüz binlerce kişiyi bu tuzağa düşürdüler. Yüksek fiyatlara alınan bilgiler sonrasında telefon ve internet dolandırıcıları kimlik bilgileriyle güven sağlayarak kredi kartı hesaplarını boşaltıyordu. Çete üyeleri sanal bir platform kurmuştu. O platformda tanışmış, planlarını orada yapıyorlardı. Yakalanmamak için birbirlerine de akıl veriyorlardı. Çetenin toplantıları bu grup üzerinden yapılıyordu. Gerçek hayatta birbirlerinin yüzlerini görmeyen hackerlar kod isim ve rumuzlarla haberleşiyordu. 20 kişilik çetenin elebaşının da başka bir suçtan tutuklu olduğu tespit edildi. Eş zamanlı operasyonlarda çok sayıda cep telefonu ve bilgisayar ele geçirildi. Soruşturma devam ediyor. Amerikan Başkanı Biden biliyorsunuz tarihin en yaşlı başkanı, iddialara göre de kafası zaman zaman gidip gelebiliyor. Bir gün boşlukla tokalaşıyor, bir gün olmayan birileriyle konuşuyor. Üstelik koltuk sevdalısı 2024 seçimlerinde bir kez daha aday olacağını açıkladı ama ziyarete gittiği İngiltere Başbakanı'nı tanımadı. Batı medyası Biden'ı yerin dibine soktu. İşte Türkiye'deki manşetlerin gölgesinde kalan dünya manşetleri. Amerika'nın en yaşlı başkanı olan Biden yine bir skandala imza attı. İngiltere Başbakanı Sunak'ı tanımadı. Kral 3. Charles'ın temsilcisi kadın diplomata sarılmak için bir kenara itti. O anlar İngiliz medyası tarafından Biden'ın bunadığı şeklinde yorumlandı. Zihni yemek tabakları gibi bomboştu ifadeleri kullanıldı. Nova fırtınası İngiltere'yi fena vurdu. Saatte 110 kilometre hızla esen rüzgar nedeniyle pilotlar çok zor anlar yaşadı. Uçakları oyuncak gibi sallayan, yolculara ecel terleri döktüren sert rüzgar deniz ulaşımını da vurdu. Dev dalgalar oldu. Karada da durum pek iyi değildi. Ağaçlar devrildi, yayalar yürümekte zorlandı. İki şüpheli polisten kaçarken kaza yaptı. 31 yaşındaki kadın olay yerinde yakalandı. Ancak yanındaki adam onun kadar çabuk teslim olmadı. Bataklığa girdi. Polis K9 köpeğiyle peşine düştü. Ağaca tırmanan adamı saklanmaya çalışırken yakaladı. Ama polisi dinlemedi. Atlamasıyla koşmaya başlaması bir oldu. K9 köpeği de anında paçasından yakaladı. Suç ortağıyla birlikte demir parmaklıkların arkasına gönderildi. Uçak tam da yemek servisi yapıldığı sırada türbülansa girdi. Ortalık karıştı. Hostesler yaralandı, yemekler yolcuların üstüne döküldü. Ancak can korkusuyla kimse sesini çıkarmadı. Sosyal medyada yayılan o anlar seyredenleri bile ürpertti. Hayır. Küçük uçak festival için toplananları selamladı. Ardından da yoluna devam ediyordu. Ancak şaşkın bakışlar arasında denize çakıldı. İçindeki 6 kişiden 4'ü yaralandı. Kazaya motor arızasının neden olduğu açıklandı. Yol kavgasında kan aktı. Öfkeli adam silahla indi, tetiğe bastı. Kurşun karşı tarafın yanağını sıyırdı. Ölüm milimetre farkıyla teğet geçti. Türk kaçakçıları iskeleyi bastı, önlerine gelene kurşun yağdırdı. 9 kişiyi öldürdü. Onlarca da yaralı var. O anlarda en az 180 el ateş edildi. Polis geldikleri teknelerle kaçan 30 kişinin peşinde. Memnuniyetsiz müşteri aldığı ürünün değiştirilmesi için ısrarcı oldu. Peşine düştüğü kasiyer paniğe kapıldı. Kadını bir yumrukta yere serdi. Ancak kasiyerin kendini korumaya hakkı olduğu gerekçesiyle polis saldırıya uğrayan kadını gözaltına aldı. Ülkede hukuk tartışması başladı. Motor bir anda yanmaya başladı. O kadarla da kalmadı. Kendi kendine çalışıp dönmeye başladı. Hayalet sürücü filmini andıran o anlar sosyal medyada da büyük ses getirdi. İtfaiye eri yangına böyle müdahale etti. Saniyeler içinde söndü. Genelde asker ve polislerin taktıkları vücut kamerası görüntüleri bu kez itfaiye teşkilatından geldi. Gözünü kırpmadan alevlerin arasına dalan itfaiyeci olası bir felaketin önüne geçti. Eski Kaliforniya valisi ve ünlü aktör Arnold Schwarzenegger gaz şirketine kızdı. Kazdıkları asfaltı 3 hafta boyunca onarmayınca eline kazma kürek aldı, kendisi doldurdu. Beklemekten sıkıldığını söyleyen ünlü aktöre komşuları da çok teşekkür etti. Gaz şirketi ise büyük bir halkla ilişkiler skandalına imza atmış oldu. İngiltere'de kanserle mücadelenin sembol isimlerinden olan Deborah James'in ölmeden önce eşine birlikte olmasını yasakladığı kadınlar listesi bıraktığı ortaya çıktı. Geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden kadının kocası eşinin ölümünün ardından ilk kez konuştu. Eşinin kendisinin gitmesinin ardından çok gözde bir bekar olacağını söylediğini açıkladı. Hayatına devam etmesini istediğini ancak birlikte olmasına katlanamayacağı bazı kadınlar olduğunu ve bunu bir liste halinde kendisine bıraktığını söyledi. Eğer biriyle bile çıkarsan sana musallat olurum diye tehdit ettiğini de ekledi. 40 yaşında hayatını kaybeden eşinin son anlarında da sen benim gibi güldüren birini bul dediğini gözyaşlarıyla anlattı. Dünyanın yaşayan en kısa köpeği Pearl, rekorlar kitabına girdi. 9,14 santimetre boya ve 2,7 santimetre uzunluğa sahip olan Chihuahua sadece 553 gramlık bir ağırlığa sahip. Sahibi Pearl'ün pahalı zevkleri olduğunu, akşam yemeklerinde yüksek kaliteli tavuk ve somon balığı yediğini ve güzel giyinmeyi sevdiğini söyledi. Antalya'da iki genç kafesten kaçan papağanın peşine düştü. O papağan elektrik tellerine kondu. İkili de alüminyum çubukla papağanı yakalamak istedi. İkisi de çarpıldı. En olmayacak şeyi yaptılar. Elektrik telindeki papağanı alüminyum çubukla yakalamaya çalıştılar. İki genç bir anda akıma kapıldı. İkisi de düştüğü yerde kaldı. Ayağa kalkmaya çalıştı şişman çocuk. Dedi işte bana bir şeyler oluyor, sen yat. Görüntüler Antalya'dan. İki genç kaçan papağanların peşindeydi. Elektrik tellerine konduğunu görünce ucunda fili olan çubukla yaklaştılar. Bayağı bir uğraştılar. Elde de elektrik vardı. Gençler tele değer... Zaten çocuklar yere devrildi. Ayakkabılarından kıvılcımlar çıktı. İkisi de olduğu yere yığıldı. Zaten elektriğin gücünü ben ilk defa burada gördüm. Ben ilk defa bu kadar şiddetli bir şey gördüm yani. Yani şok olduk, hepimiz donduk kaldık zaten. İki genç hastaneye kaldırıldı. Biri taburcu oldu, diğeri hala yoğun bakımda, yaşam savaşında. Mustafa Sarıgül seçim bölgesi Erzincan'da büyük bir coşkuyla karşılandı. Seçmenle kucaklaştı, tuttuğunu öptü. O ziyaretin her anını TikTok'ta paylaştı. Çare Sarıgül diye seslenenlere başın düşerse dara Sarıgül'ü ara diye seslendi. O seçmeni, seçmen de onu kucakladı. Mustafa Sarıgül seçim bölgesi Erzincan'da böyle karşılandı. Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, CHP'nin Erzincan'da 1. sıra milletvekili adayı. Şimdi Kılıçdaroğlu zamanı. Sarıgül, "Askerden gelmiş evlat gibiyim, evine dönmüş gurbetçi gibiyim" paylaşımını yaptı. Seçim bölgesine doğru konvoyla yola çıktı. Doğum topraklara gidiyorum. Heyecanlıyım, aynı zamanda da son derece duyguluyum. Bütün hemşehrilerimi kucaklamanın heyecanını yaşıyorum. O yolculuğun her anını TikTok'ta paylaştı. Erzincan'a geldim, omuz vermeye geldim, destek vermeye geldim, Erzincan'ı şahlandırmaya geldim. Partililer de onu "Çare Sarıgül" sloganlarıyla karşıladı. Sarıgül hepsine tek tek sarıldı. Çalmadığım kapı, sıkmadığımız el kalmayacak. Seçmenlere de vaadin etti. "Şunu hiçbir zaman unutmayın, başın düşerse dara, Sarıgül'ü ara." Şoförler, özellikle de uzun yol şoförleri, sandıklara milyonlarca seçmen taşıyorlar. Ama demokrasi için yaptıkları katkı bu kadarla sınırlı kalmak zorunda. Çünkü kendileri en temel vatandaşlık hakkından yararlanamıyorlar. Yani oy kullanamıyorlar. Çünkü ya sürekli yoldalar ya da başka şehirlerde. 14 Mayıs'ta da büyük ihtimalle çoğu için böyle olacak. 20 yıllık kariyerinde hiç oy vermeyen bile var. Bu seçimlerde geçti, en azından önümüzdeki seçimler için bir hal çaresine bakılsın diyorlar. Samsun'a, Samsun'a, Samsun'a. Çarşamba, terbiye, çarşamba. Samsun'a, Samsun'a, Samsun'a. Çarşamba, terbiye, çarşamba. Binlerce seçmeni taşıyorlar ama kendileri seçmen olamıyorlar. Çünkü hayatları direksiyon başında geçiyor. Oyumuzu kullanmak isteriz ama sürekli yollarda olduğumuz için. 21 senede kaç sefer oy kullanmışsınızdır? Ya 2-3 defa bir oy kullanmışlığım vardı. Hatırlamıyorum. Türkiye bir kez daha seçime gidiyor ama onlar yine gidemiyor. Şoförler yolları fersah fersah aşıyorlar da şoförlerin yolları bir türlü sandıktan geçmiyor, geçemiyor. "Çilemse çekerim, kaderimse gülerim. İstedim varmadılar, sen şoförsün dediler. Tamam. Emeğimiz bilek zoru, Allah'ım sen bizi koru." 25 yıldır yapıyorum. Ne kadar zamandır oy kullanamıyorsunuz? 15 yıl fazla oldu. Oldayız ama nerede olacağımızı bilmiyoruz mesela. Kullanabilir misiniz bu sene? Kullanamayız. Mehmet Boyun gibi, Nejat Şoför de binlercesi gibi seçimi unuttu. Yollarda olduğumuz için, mesela İstanbul'dayız, yolda biz oy kullanamıyoruz. Burada bize en azından bir yer göstersin, gidip oyumuzu kullanırız yani. 30 yıldır yollardayız işte, gidip geliyoruz, çalışıyoruz. Belki bir 5-6 defa kullanmışımdır, o da denk gelmişse kullanmışım, onun dışında da kullanmamışımdır. Çünkü çalışmazsam kime ekmek verecek? Onlar bir türlü oy kullanamayanlar seçim zamanlarında eğer yoldalarsa şoförler oy kullanamıyorlar. Şimdi onlar da 14 Mayıs'taki seçimde oy kullanabilmek için bir yöntem istiyorlar. 13-14 seneden beri bu işi yapıyorum. 2 defa oy kullandım. Mesela biz şimdi Bursa'ya girdik seçim günü. 2 şoför olarak gidip orada otogarda veyahut da kullanma şansımız oldu. Daha güzel olur yani. Eğer gittikleri mesafe 300 kilometrenin ötesinde olursa sadece direksiyon başındaki değil, yedek şoför de oy kullanamıyor. Mecbur çift şoför çıktığımız için ikimiz de kullanamayacağız. Seçim bugün olsaydı ikimiz de kullanamayacaktık. Ama yarın olursa biri kullanır ama öbürü gene kullanamazdı. Evet, imaj her şey dedik. Niye böyle söyledik? Seçim meydanlarında liderler, onların izinden gitmeye çalışan çiçeği burnunda vekil adayları. Takım elbiseler için siparişler veriliyor, yeni kıyafetler alınıyor. Ama yeni dönemin siyasetçileri stil danışmanlarıyla çalışmayı tercih ediyor. Giysilerin renkleri, modeli, hatta kullanılan aksesuarlar bile çok önemli. O ilk izlenim bence çok önemli. Renklerin de bir dili var. Mavi bir iletişim rengi, beyaz aynı zamanda şeffaflığın rengi, lacivert her zaman için favori. Hiçbirinin giyimi tesadüf değil. Rahmetli Ecevit'i hatırlıyorum. Bir mavi gömlek bir sembol ve simge olmuştu. Tabii daha sonra beyaz gömlek efsanesi var biliyorsunuz. O da bir sembol olmuştu. Seçime çok az bir süre kaldı. Adaylar netleşti. Adaylar projelerine olduğu kadar giyim ve kuşamlarına da bir aylık mesai harcıyor. Hatta birçoğu kendine stil danışmanı tutuyor. Peki siyasetçiler giyimlerinde nelere dikkat ediyor? Abartı istemiyorlar. Yani onu söyleyeyim. Bu işin bir takım kodları ve şifreleri var. Mesela kol boyunun çok uzun olmaması lazım. Pantolonun paça boyunun sakil bir görüntü olmaması lazım. Çünkü olduğu zaman insanı daha kısa gösterir. Dış görünüş siyasetçiler için önemli. En dikkat çeken isimlerden biri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Lacivertin tonlarını gözlemliyoruz. Peki şans getirdiği söylenen meşhur ekose ceketler? Ekose ile ilgili çok fazla şey değilim. Yani aynı görüşte değilim. Ekose zor. Çünkü baktığınız zaman fazla desen olduğu zaman gözü yorabiliyor. Kemal Bey de dikkat ediyor ve kendine göre vücudunu fit gösterecek lacivertleri ve beyazları kullanıyor. Bence doğru seçimler. İmajsa seçmen için siyasetçinin vermek istediği mesaj anlamına geliyor. Son olarak Sinan Oğan ve Muharrem İnce'nin kıyafet tercihleri nasıl oluyor? Sinan Bey şu anda iyi giyinen liderlerden biri. Muharrem Bey de aslında gerçekten iyi giyinen liderlerden biri. Doğru seçimler yapıyor. Koyu renkler ve takım elbiseler içinde erkek siyasetçilerin ne giydiği çok göze çarpmasa da kadın siyasetçilerin tercihleri hemen fark ediliyor. Kadın siyasetçiler son zamanlarda etekten daha çok pantolon tercih ediyorlar. Yani özellikle etekten daha çok pantolonu tercih etmelerinin nedeni kendilerini daha rahat hissediyorlar. Siyasetçilerin uzak durması gereken renk ise kahverengi. Yani çok kullanılmasını tavsiye etmiyoruz. Ama kahverengi kullanacaksanız mutlaka içinde bir mavi gömlek olmalı. Deprem sadece binaları değil, hayatları da yıktı. Düştüğü yerden kalkmak için desteğe ihtiyacı var depremzedelerin. Hem Türkiye'den hem dünyadan bölgeye yardımlar sürüyor. Kolombiya güzeli Avrupa'da başlattığı kampanyadan elde edilen geliri yetkililere ulaştırdı. Sanatçı hadisede moral olmak için deprem bölgesindeydi. Depremzedelerle bir araya geldi. Çocuklarla oyunlar oynadı. Hadise sözünü tuttu. Depremzedeleri ziyaret etti. Bizim de bir farkımız, sabrımız var. Belçika'daki yardım kampanyalarının ardından sanatçı soluğu AFS'de çocukların yanında aldı. Sen sevmiyorsun paylaşmayı. Ama paylaşmak çok güzel. Evet, ben de seviyorum. Zor günleri geride bırakan sanatçı yeni klibinin görüntülerini yayınlamaya hazırladığı gün her şeyi bir kenara bıraktı. Depremin acısına ortak oldu. Onu da al. Hadi. Depremzede çocuklarla bir araya geldi. Oyunlar oynadı. Kim var orada? Kıvanç'tan. Aa, Kıvanç. Kıvanç, nasılsın? İyi. Ben de çok iyiyim çünkü seni gördüm Kıvanç. Merhaba Türkiye. Kolombiya güzeli deprem bölgesine geldi. Kolombiya 2022 güzeli Camila Pinzo Avrupa'da kampanya başlattı. Topladığı parayı AKUT'a teslim etti. Ailelerini kaybeden çocukların kendisini çok etkilediğini söyleyen Pinzo, AFS'leri ziyaret etti. Çocuklarla oynadı, yaşlılarla sohbet etti, yemek yaptı, Ramazan kolisi hazırladı. Türkiye'de de depremzedeler için konserler yapılmaya devam ediyor. Sanatçı Göksel 19 Nisan'da sevenleriyle buluşuyor. Şarkılarını söyleyecek. Konserden elde edilen gelir depremzedelere bağışlanacak. Sırada reklamlar var. Saat başında yeniden karşınızda olacağız. Ramazan'ın ittifakı olarak bu ziyaretlerimizi devam ettirdik. Şimdiye kadar pek çok şehirde deprem mağdurlarımızın iftar sofralarına misafir olduk. Allah razı olsun. Ankara ve İstanbul'da da depremzedelerimizle bir araya geldik. Hasbihal ettik. Dün de depremde büyük bir fedakarlık sergileyerek milletimizin yüz akı olan arama kurtarma ekiplerimizle ve belediyelerimizle Ankara'da külliyede bir araya geldik. Onlarla iftar yaptık. Deprem bölgesinde veya dışında şu an nerede olursa olsun afet mağduru kardeşlerimizi asla yalnız bırakmıyoruz. İnşallah yarın da Diyarbakır'da olacağız. Diyarbakır'daki kardeşlerimizle bir arada olacağız. Seçim gündeminin hayata tutunma mücadelesi veren siz kardeşlerimizin sorunlarını unutturmasına asla müsaade etmiyoruz, etmeyeceğiz. Devletimizin kurumlarıyla, 250 belediyemizle, sivil toplum kuruluşlarımızla, gönüllülerimiz ve hayırseverlerimizle tam kadro sahadayız. Bakanlarımız ilk günden itibaren ekipleriyle birlikte deprem bölgesinde adeta kamp kurdular. Biz de yürütülen tüm çalışmaları an be an takip ediyoruz. Bakanlarımızın yanı sıra valilerimiz, belediye başkanlarımız sürekli güncel bilgileri alıyorlar. Çalışmaların hızlandırılması noktasında gereken talimatları veriyoruz. Yabancı liderlerle görüşerek yurt dışındaki imkanları da sizlerin istifadesine sunmaya çalışıyoruz. Körfez bölgesindeki kardeşlerimizden tüm Türk dünyasındaki soydaşlarımıza kadar milletimizle derin gönül bağı olan herkesle irtibat halindeyiz. Devletiyle, belediyesiyle, özel sektörüyle ülkemizin tüm kapasitesini, iş makinalarını, aracını, gerecini deprem bölgesine yığdık. Enkaz kaldırmadan konteyner kurulumuna, prefabrik yapıların tesisinden eğitim, sağlık ve diğer kamu hizmetlerinin sunumuna bütün ihtiyaçlarınızı noksansız karşılamanın gayretindeyiz. Kurumlarımız 7 gün 24 saat esasına göre çalışmaktadır. Her daim sizlerin hizmetinde ve emrindedir. Amacımız deprem bölgesinde ya da başka illerimizde yaşayan tüm afetzedelerimizin sıkıntılarını bir an önce gidermektir. Sizleri mümkün olan en kısa sürede içinde gönül rahatlığıyla oturacağınız yeni yuvalarınıza kavuşturmayı istiyoruz. Enkaz kaldırma çalışmalarımızda sona gelirken hiç vakit kaybetmeden deprem konutlarımızın inşasına başladık. İlk kazmayı depremden sadece 15 gün sonra 21 Şubat tarihi itibariyle zaten vurmuştuk. Önceki hafta Elazığ, Gaziantep, Nurdağı, Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş'ta deprem konutlarının temellerini attık. Bugün de Malatya'da afet konutlarının temel atma törenini gerçekleştirdik. Böylece bölge genelinde 100.000'e yakın konutun ve köy evinin inşa sürecini şimdiden başlatmış olduk. İnşallah Ramazan bayramında 2 vilayetimizde inşası tamamlanan ilk köy evlerinin teslimatlarını yapacağız. Hedefimiz 319.000'i ilk bir sene içerisinde olmak üzere toplam 650.000 konutu yaparak hak sahiplerine teslim etmektir. Malatya'da da toplamda 70.000 konut, 25.300'de köy evi inşa edeceğiz. Sevgili Malatyalılar, çok değerli kardeşlerim, başkalarının gündemi ne olursa olsun, bizim gündemimiz sizsiniz. Başkaları ne hesap yaparsa yapsın, bizim önceliğimiz sizsiniz. Hep söylediğim gibi, bizim derdimiz millet, gayemiz hizmettir. Koltuk peşinde olanlar altılı masanın çevresinde. İkbal peşinde değiliz. Makam, mevki, mansıp peşinde hiç değiliz. Biz sizin hayır dualarınızı almanın şöyle kalpten gelen bir Allah razı olsun niyazınızı duymanın peşindeyiz. 21 yıllık iktidarlarımız döneminde ülkemize eser kazandırmaktan, şehirlerimizin sıkıntılarını çözmekten başka bir niyet taşımadık. Önümüze çıkan zorluklara, muhalefetin takoz koyma girişimlerine rağmen Malatya ile birlikte tüm vilayetlerimizi kalkındırmak, büyütmek, daha da bayındır hale getirmek için canla başla çalıştık. Meydanlarda sizlere ne söz verdiysek, neyi vaat etmişsek, göreve gelince tamamının arkasında durduk. Hepsini gerçekleştirmeye gayret ettik. Kardeşlerim, Türkiye ve özellikle de şu güzel vatanımız, şu güzel ülkemiz her zaman dünyada takdirle karşılanan bir ülke halindedir. Bazıları bunun kadri kıymetini bilmeyebilir. Varsın bilmesinler. Ama bizler bunun kadri kıymetini biliyoruz. Ve bileceğiz. Sevgili kardeşlerim, şunu bir defa çok çok iyi bilmemiz gerekiyor. Biliyorsunuz bu topraklarda biz nice şehitler verdik. İşte 50 bini aşkın vefatımız da bu şehitler kervanı içerisindedir. Rabbim tüm ailelerini bu şehitlerimizle beraber cennetinde buluştursun. Ve biliyorum ki bu şehitlerimizin aileleri şu anda karşımda böyle bir evladı da görüyorum. İnşallah makamları cennet olsun ve cennetinde de yavrularıyla inşallah onları buluşturacaktır. Şunu biliyorum. Eksiklerimiz, yapamadıklarımız olabilir. Ama Türkiye ve şehrimiz için verdiğimiz mücadeleye Malatyalı kardeşlerim şahittir. Bakınız sadece son 2 haftada Türkiye yüzyılına selam niyetinde stratejik önemde 2 muhteşem projeyi devreye aldık. Milletimizin 60 yıllık hayali olan yerli ve milli aracımız TOG'u geçen pazartesi itibariyle ülkemizin yollarına uğurladık. İlk günden beri sürekli bize yapamazsınız diyenleri, yapsanız bile satamazsınız diyenleri, bunun fabrikası bile yok diyenleri, hasılı cesaretlendirmek yerine projeye takoz koyanları hamdolsun bir kez daha hüsrana uğrattık. Kimse satın almaz dedikleri TOG ilk hafta 177 bin ön sipariş aldı. İnşallah bu yıl içinde 20 binden fazla TOG'u yollarımızda göreceksiniz. TOG'la yakaladığımız ivmeyi pazartesi günü TCG Anadolu uçak gemimizin teslimatını yaparak adeta taşlandırdık. Dünyanın ilk SİHA gemisi, ülkemizin de en büyük savaş gemisi olan TCG Anadolu'yla artık bu alanda farklı bir lige yükseldik. Her işe olduğu gibi TCG Anadolu'ya da çamur atan zavallıları görüyor, bunları muhatap almaya gerek bile duymuyoruz. Bu ay sonuna doğru ülkemizin ilk nükleer güç santrali olan Akkuyu'nun 1. ünitesini devreye alıyoruz. Yine çok yakında Karadeniz'de keşfettiğimiz doğalgazın milli sistemimize entegrasyonunu gerçekleştiriyoruz. Birileri kendi aralarında didişe dursun, biz durmak yok, yola devam diyerek Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu adım adım gerçeğe dönüştürüyoruz. Son 20 yıldır nasıl milletimize karşı hasbi ve harbi olduysak, bugün de aynı samimiyetle, aynı hüsnü niyetle hareket ediyoruz. Burada sizlerin vasıtasıyla tüm depremzedelerimize şu çağrıyı yapmak istiyorum. Afet bölgesindeki kardeşlerimiz kendi ikballerinin derdine düşenlere bakıp da kesinlikle üzüntüye kapılmasın. Tamam mı yavrum? Akif ne diyor? Allah'a dayan, sahaya sarıl. Hükmüne rağm ol. Yol varsa budur, bilmiyorum başka çıkar yok. Tamam. Daha depremde vefat edenlerin 40'ı bile çıkmadan koltuk kavgasına tutuşanların aymazlığı sizi asla ama asla hüzünlendirmesin. Terör örgütlerinin uzantılarıyla at pazarlığı yaparak iktidar hayali kuranların gafleti sizi bir an olsun endişeye sevk etmesin. Kandil'den bağıranlar, çağıranlar, bunlar vız gelir, tırız gider. Biz işimize bakacağız. Bizim yolumuz millete hizmet. Bizim yolumuz vatanı ayağa kaldırır. Bunların raf ömrü inşallah 14 Mayıs'ta dolacaktır. Milletin derdinden ve değerlerinden kopuk siyaset yapanlar bugüne kadar hep kaybetmiştir. Allah'ın izniyle yine kaybedeceklerdir. Siz bu kaybedenler kulübüne itibar etmeyin. Devletinize, hükümetinize ve Cumhur İttifakı'na güvenmeye devam edin. Türkiye Cumhuriyeti hiçbir vatandaşını aç açıkta koymaz, koymayacaktır. Devletimiz hiçbir insanını sahipsiz, çaresiz bırakmaz, bırakmayacaktır. Rabbim ömür, milletimiz de yetki verdikçe biz de sizlerin yanında olacağız. Deprem bölgesindeki 14 milyon vatandaşımız rahata kavuşmadan biz de kendimizi rahat hissetmeyeceğiz. Yıkıntılar tamamen kaldırılınca evi, binası, iş yeri yıkılan kardeşlerimizin kayıpları telafi edilinceye kadar durup dinlenmeden çalışacağız. Nasıl daha önceki afetlerde yaraları kısa sürede sardıysak, Allah'ın izniyle Malatya ile birlikte diğer 10 ilimizi de kısa sürede ayağa kaldıracağız. Malatya milli iradenin kalesi olan bir şehrimizdir. Malatya ömrünü milletine adayan siyasetçiler yetişmiş bir şehrimizdir. Malatya bugüne kadar hep bizimle yol yürüyen vefa abidesi bir şehrimizdir. Malatya'nın 14 Mayıs'ta tercihini bir kez daha milletin adamları Cumhur İttifakı'ndan yana olacağına imanım var. 14 Mayıs'ta sandık önlerine geldiğinde Malatyalı kardeşlerimizin doğruya doğru diyerek yine en isabetli kararı vereceğinden şüphe duymuyorum. Malatyalı'nın ahde vefasına, Malatyalı kardeşlerimizin basiret ve ferasetine sonuna kadar güveniyorum. Rabbim yolumuzu, bahtımızı açık etsin diyorum. Bu düşüncelerle bir kez daha iftar soframızı teşrifleriniz için sizlere teşekkür ediyorum. Bugün temelini attığımız konutların şehrimize ve siz depremzedelerimize hayırlı olmasını diliyorum. Kadir gecenizi ve Ramazan bayramınızı şimdiden tebrik ediyor. Sizlere en kalbi duygularla selamlıyorum. Allah'a emanet olunuz. Cumhurbaşkanımız Sayın... Evet, dünyanın en nankör ve güvencesiz işi. Ev kadını olmak belki de dünyanın en zor işi. İşleri hiç bitmiyor ama onlar sosyal güvenlik sisteminin bir parçası değil. Yani ölene kadar emeklilik hakları yok. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çalışmayan kadınlara emeklilik sözü verdi. Bu söz ev kadınlarını mutlu etti ancak daha önce verilen sözlerin tutulmamasından dolayı içleri biraz buruk. Ev hanımlarının sigortalılığı konusunda da atacağımız adımlar olacak. Vallahi çok isterim. Keşke öyle bir şey olsaydı. Ev hanımları tüm işlerden daha zor aslında. Ev hanımlarının emeklilik primlerinin bir kısmını devlet olarak biz ödeyeceğiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 14 Mayıs seçimleri sonrası için aile koruma kalkanı programına geçeceklerini söyledi. Çalışmayan ev kadınları için emeklilik sözü verdi. Elbette mutlu eder etmez olur mu? Herkes ister emekli olsun, rahat yaşasın. Emeklilik müjdesi ev hanımlarının yüzünü güldürdü. Peki ev hanımları nasıl emekli olacak? Detaylar da belli oldu. Primlerin 3'te 1'ini devlet ödeyecek. Emeklilik yaşı çocuk sayısına göre değişecek. Ancak şimdilik seçim sonrasını beklemek gerekiyor. Ev kadını olmak belki de dünyanın en zor işi. Hep çalışıyorlar ama bir kurumda çalışan işçiler gibi emeklilik hakları yok. Her kadının ekonomik özgürlüğü olsa çok güzel. Yerine getirilirse bence çok güzel. Çalışmayan kadınlar için bu haber bir anlamda ekonomik özgürlük demek. Umutlanıyorlar ama içleri biraz buruk. Ev hanımları haberden memnun. Ancak daha öncesinde verilen sözlerin yerine getirilmediğini ve bunun da bir seçim vaadi olduğunu düşünenlerin sayısı da bir hayli fazla. Sürekli böyle vaatler var ama vaatlerin hiçbiri yerine gelmiyor. Kim ne vaat vereceğini şaşırdı. Devlete vergimi paramı ödediğim halde emekli olamadım. Kaldı ki bunlar bana çok komik geliyor. Kadınların bir kısmına göre bu vaatler seçim sürecinin bir parçası. Duruma seçimden sonra bakacağız diyorlar. Karşılığı olmayan bir üretim şekli aslında ev hanımlığı. Seçim vaadi olmamalı. 700 bin kamu işçisini ilgilendiren toplu sözleşme pazarlığında hükümetin teklifi belli oldu. İlk 6 ay için %30 zamla 11.500 lira taban aylık önerildi. Ancak o öneri işçi kanadından destek görmedi. Türk İş ve Hak İş %45 zam istiyor. %30 verdiler. 11.500 lira da taban ücretine verdiler. Kamu işçisine zam pazarlığında hükümetin teklifi belli oldu. Teklif işçi tarafını memnun etmedi. Açıklamayı Türk İş Başkanı Ergün Atalay yaptı. Yani bunun konuşmanın uygun olmadığını, bizim bu taleplerimizin karşılamadığını kendilerine ifade ettik. Yani arzu ettiğimiz rakam olmazsa hani bunu bağlamanın, anlaşmanın da bir anlamı yok. 700 bin kamu işçisini ilgilendiriyor pazarlık süreci. Hükümetin teklifi ilk 6 ay için %30 zam oldu. Taban aylık teklifi ise 11.500 lira. İşçi tarafı ise %45 zamla 15.000 lira taban ücret talep ediyor. Arzu ettiğimiz rakamlar olursa 10 gün içinde bitirelim. Ama arzu ettiğimiz rakam olmuyorsa, yani isterse sürsün 6 ay, hiç mesele değil. Yani arzu ettiğimiz rakamı bulursak biz bunu bağlarız. Yuva kurma hazırlığında olan çiftlerin birçoğu depremlerin ardından düğünlerini erteledi. Ancak hazırlıklarını ertelemedi. Çiftler artık yıllar öncesinden düğün hazırlığı yapmaya başlıyor. Nedeni ise her gün artan fiyatlar. Şu anda 1-2 yıl öncesinden başlıyor. 2-3 sene öncesinden başlanmalı bence. Düğün hazırlıkları ne kadar öncesinden başlıyor? 1 yıl öncesinden başlıyor. Düğün sezonu başladı. Her yıl Türkiye'de 550 binden fazla çift evleniyor. Deprem felaketi nedeniyle düğünler ertelense de düğün hazırlıkları ertelenmiyor. Kimi 1 yıl, kimi ise 2 yıl öncesinden hazırlıklara başlıyor. Eski döneme döndü artık, böyle parası olan evlenecek ya da eşyalarını ilk önce alacak, ondan sonra evlenecek gibi modele döndü yani. Şu anda beyaz eşyadır bu, ilk başta koltuk takımı, yatak odası takımı. Hazırlıklar yıllar öncesinden başlıyor. Nedeni ise hem enflasyon hem de döviz kurunda beklenen artışlar. Şu anki fiyatları falan düşününce bu şekilde almak daha mantıklı geliyor. Bir evlenmek şu anda 1 milyon. Ne zaman? Bayramdan sonraki hafta. Enflasyon yüzünden düğün paketlerinin fiyatları gün geçtikçe artıyor. Şimdilik fiyatlar geçen yıla göre ortalama %50 artış gösterdi. En çok talepse beyaz eşya alımına. Çeyiz paketlerimiz 50 bin liradan başlıyor. İşte 70 bin, 100 bin olarak devam ediyor. İçinde çamaşır makinesi, kurutma, bulaşık, buzdolabı. Küçük ev eşyaları bu fiyata dahil değil. Onlar da eklenince en uygun 50 bin liralık paket oluyor size 70 bin lira. Beyaz eşya almak isteyen çiftlerse 2 yıl öncesinden taksitleri ödemeye başlıyor. Enflasyondan etkilenmemek için gelip bizim depomuzda, işte genel depolarımızda muhafaza ettiriyorlar. Sonra da evlendikleri zaman da gelip ürünleri alıyorlar. Beyaz eşya ile bitmiyor. Daha alınacak çok eşya var. İşte bu salon takımını almak isteyen çiftlerse şimdiden 30 bin lirayı gözden çıkarması gerekiyor. En uygun yatak odası takımı 40 bin, yine en uygun televizyon ünitesi ise 10 bin liradan başlıyor. Tabii evlenmek o kadar da kolay değil. En ucuz yemek odası takımı ise 23 bin liradan başlıyor. Bir de gelinlik ve damatlık var. Damatlıklar 5 bin liradan başlıyor, 10 bin liraya kadar çıkıyor. Tabii gelinliksiz düğün olmaz. Gelinliklerde yine aylar öncesinden siparişleri veriliyor, fiyatları sabitleniyor. 15 bin liradan başlıyor, işçiliğine göre 50 bin liraya kadar çıkabiliyor fiyatlar. Ev kiralama ve takılar hariç düğün paketinin maliyeti en ucuz 195 bin liraya çıkıyor. Düz hesap 200 bin lira. Evet, gerçekten de burada anlattığımız gibi ancak taksit taksit evlenebiliyoruz ama bir kere de peşin boşanıyoruz. Böyle olmaması için de uğraşıyoruz bazılarımız. Hepimiz üçgenler oluşturuyoruz. Çağdaş bir çift erkek, kadın ve psikiyatrdan oluşur. Bu söz gerçek çıktı. Çift terapisi, ünlülerin evliliklerini kurtarmak için bir uzmana danışmalarıyla gündeme geldi. Son dönemlerde Türkiye'de ilgi görmeye başladı. Çiftler kendi içinde çözemedikleri problemleri uzman denetiminde çözmeye çalışıyor. Peki gerçekten işe yarıyor mu? Hem de uzmanına sorduk ve sokağa sorduk. Çok şaşalı düğünler yapıyorlar. Bunun evliliği sürecine hiçbir katkısı yok. Düğünle evlilik arasında aksine yapılan birçok çalışma ters orantıyı söylüyor. Zirvede yaşanan her şeyin düşüşü de çok sert oldu. Son dönemlerde ünlülerin evliliklerini kurtarmak için çift terapistine gittiklerini oldukça duyar olduk. Önce Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak çifti, ardındansa Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç çifti çift terapistinin yolunu tuttu. Nasıl başarıyoruz biz böyle mutlu evli kalabilmeyi? Bizim geçinmeye gönlümüz var. Modern çağın getirdiği sorunların başında iletişimsizlik geliyor. Aynı yastığa baş koysalar da çiftler arasında aşılması güç meseleler olabiliyor. Biz de bu karıyla anlaşamıyoruz. Biz de 60 yaşındayız, anlaşamıyoruz hanımla. Ne yapak, ayrılak mı yani? Tamam canım, buyur söyle. Ünlülerin bu konuda daha çok sorun yaşamaları nedenlerinden biri şu: var olan gerçeklik yerine olması gereken gerçeklik çok fazla ön planda. Ekranda, vitrinde, sahnede. Yani iki tarafta kendini kral görebiliyor, iki tarafta kendini kraliçe görebiliyor. Çift terapisti diye bir şey duydun mu? Duymadım ben, duymadım. Ben anlamam. Eşiyle anlaşacaksın, anlaşmazsan evlenmeyecektin. Sadece ünlüler değil, toplumun her kademesinden insanlar bu hizmeti almak için başvuruyorlar. Sorunlarımızı çözmek için gidip evlilik terapisine görüşebiliriz. Öyle bir nokta geldiğinde terapistin de bizim düzeltemeyeceğini düşünürüm. Gitmem, belki ön yargılıyım biraz ama bilmiyorum. Peki çift terapisi gerçekten işe yarıyor mu? Kesinlikle işe yarıyor ama şöyle de söylemek lazım. Yani sizin hangi amaçla gittiğiniz çok önemli. Kendi kararınızı onaylatmak için gidiyorsanız ya da karar almayıp bunu birine aldırmak için giderseniz çok fayda göremeyebilirsiniz. Son raddedeyse gerçekten hiçbir şekilde kuramıyorsak gidilmeli. Konuşamıyorsak nasıl ikna edeceğiz onu da bilmiyorum. Çift terapisti çiftler tarafından özellikle boşanmadan önceki son çıkış olarak görülüyor. Boşanmadan önce son anda bu hizmeti aldığınızda birçok şey bitmiş olabiliyor. Duygunuz bitmiş olabiliyor, inancınız bitmiş olabiliyor, umudunuz bitmiş olabiliyor. Her şeyden öte o yeni süreci kaldıracak gücünüz kalmamış olabiliyor. Büyüklerinize gidin, çözerler. Dedenize veyahut da babanıza. Aileye gitmek daha tehlikeli olabilir çünkü hani kafalar asıl o tarafla pek uyuşmadığı için bence onun yerine çift terapisine gitmek daha mantıklı yani. Ters tepebilir, daha da kötü olabilir yani. Ancak terapi süreci her zaman mutlu sonla bitmiyor. Çiftler bazen sorunun çözümsüz olduğu sonucuna da varabiliyor. Aklımda sen, fikrimde sen, kalbimde ruhumda sen. Tıpkı Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç gibi ikili boşanma kararı aldıklarını duyurdu. Burada noktalıyoruz. Hoşça kalın.